Herkese Burhan 1 ve YouTube kanalından merhaba arkadaşlar. Yeni bir araba alma videosuyla karşınızdayım. Videolara bu ara biraz fazla asılamıyoruz. Üniversite okuyorum çünkü sınavlar falan derken biraz zorlandık açıkçası. Ama şimdi çok güzel bir videoyla karşınızdayım. Arkadaşım Yunus. Merhabalar arkadaşlar. Çok güzel bir araba alacağız Allah nasip ederse. Tabii ben böyle birkaç videoya daha önce başlamıştım. Sonu hüsranla bittiği için paylaşamamıştım. Şimdi bakalım. Arabamız sen söyle. Audi A4 2.0 TFSI Quattro. Ben arkadaşa küçük motorlu daha ekonomik bir araba almaya ikna edemediğim için en makul bunu bulabildik. 2011 model. Evet, 2011 model. 217.000'de olması lazım. Öyle bir kilometresi var. Güzel bir araba. Bir araba hakkında çok fazla bilgi vermeyeyim. Biz şimdi havalimanındayız. Trabzon Havalimanı'nda İstanbul'a gidiyoruz. Yarın da nasipse arabayı göreceğiz ve alacağız. Biz şimdi yola çıkalım. Allah yardımcımız olsun. Aynen, net. Ayarlı. Bakalım bizi güzel bir video bekliyor. Şimdiden hepinize iyi seyirler diliyorum. Evet arkadaşlar, İstanbul Sabiha Gökçen'e indik. Budget'tan bir Egea kiraladık. 1.3 Multijet. Şu an hangi köprüdeyiz? 15 Temmuz Şehitler Köprüsü. Güzel. Sağ taraf? Sağ taraf Fatih Sultan Mehmet. Oradan gitseydik keşke, daha güzelmiş. O da güzel. İstersen 3. köprüden de geçeriz. Orası da güzel. Evet arkadaşlar, gece olduğu için İstanbul'u şu anlık seviyorum ama sabah kalktığımda çok seveceğimi zannetmiyorum. Öyle söylüyor Yunus. Yani sabah bakalım. Nefret edebilirsin normal. Aynen. Sabah hatta arabayı bırakıp gideceğim yere yürüyerek bile gidebilirim yakınsa yani. Bakalım. Ama şu anlık güzel İstanbul yani. Trafik yok. Sevdim. Böylesini sevdim yani. Sabah yine fikirlerimi belirteceğim size ama. Evet. Serin bir İstanbul sabahından günaydın. Gün gören online. Evet arkadaşlar. Az da olsa uyuduktan sonra şimdi arabaya bakmaya gidiyoruz. Şöyle. Gece yarım saat park yeri aradık. Şimdi her yer boş. İnanılmaz bir yer ya. Evet, Otorapor Esenler İstanbul Caddesi. Arabamız bu arkadaşlar. Şöyle ilk kez size de göstereyim. Solon çamurlu kaputta boya var. Bir de sarka çamurlukta boya var. Bir de şöyle kenarında bir çizgimiz var. Onun dışında başka bir bildiğimiz bir şey yok. 217.000'de ufak tefek mekanik şeyleri var. Onları da halledeceğiz. Evet, satış işlemimiz gerçekleşti. İlk yakıtımızı Shell'den alacağız ve yola çıkacağız. Shell'de maşallah bayağı kalabalık. Şöyle biraz kozmetik işlerimiz var ama güzel olacak inşallah. Öyle ufak çizgimiz falan var bu tarafta. Evet. Bakalım. Öde. Evet, önümüzde A4'ümüz. Yine 15 Temmuz Şehitler Köprümüzü geçmekteyiz şu an. Şu an trafik tam şu an yeni açıldı arkadaşlar. Buraya gelene kadar İstanbul'un gerçek yüzüyle yüzleştim. Şöyle Boğaz. Şöyle diğer Boğaz. Güzel bir yolculuk bizleri bekliyor inşallah. Budget'tan kiraladığımız arabayı Sabiha Gökçen'e teslim edeceğiz. Ondan sonra da yolumuza devam edeceğiz inşallah. Vallahi bakalım nasıl olacak. İnşallah güzel olur diye tahmin ediyorum. Yoldan yine görüntüler alacağım A4'e geçtiğimizde. Şu arabayı bir teslim edelim. Ondan sonra gerisi kolay bizim için. Evet, devam. Thank you.
Evet, Bolu Dağı'na ya Allah'ım inanılmaz ya. Dakika bir Bolu. Bolu Dağı'na çıkıyoruz arkadaşlar. Hafiften sis başladı. Yollar güzel. Kaptan Köşkü'nde Yunus. Daha bana sıra gelmedi. Yani insanlar anlamıyorum. Bazı kişiler böyle sol şeridi rehin almışlar. Onlarla cebelleşe buraya kadar geldik. Yani şu anlık bir problemimiz yok. Yakıtın hızlı tükenmesi dışında. Onlar için her şey normal. Güzel bir yolculuk oluyor. Konforlu oluyor. Araba gerçekten çok güzel esniyor. Yola yatması falan çok güzel. Gerçekten kalitesini konuşturuyor Audi yani. Konuşturmuş yani. Bakalım inşallah Çakallı'da yemeği düşünüyoruz. Ama ben erken acıkabilirim. İnşallah kendimi tutarım. Çünkü Çakallı'da yemek yemeyi seviyorum yani. Bakalım. Güzel bir yolculuk oluyor. Sen nasıl arabanın uzun yol performans? Gerçi sen daha önce Audi çok kullandın. Sahibi de oldun. Aynen. Ama bu biraz daha hafif olduğu için sanki daha rahat gibi. İyi. 2.0 benzinle iyi gidiyor ya. Böyle gaz tepkimesi falan süper. Aynen. Arabanın ya 200 kilometreye kadar olan hızlanması çok tatminkar. Hani arabanın böyle ya, bakım vesaire işlerinden sonra yazılım vesaire de yapmayı düşünüyoruz. Hani bu halinin çok daha üstüne çıkacak o zaman. O zaman harbiden çok daha roketsan bir model olacak. Güzel. İşte böyle tırlar sol şeride atlıyor. Öyle anlamsız, değişik bir şekilde. Sağ şerit boş, aynı. Evet, devam. Evet, ilk radar kontrolümüz, çevirme noktamız. Alındık gençler. Yok, geçmiş ne olsun. Ne alınmaz. İyi geldik ya. 1000 TL. Dur oğlum, saçma saçma konuşma. Az önce Red Bull için alkol çıkar mı? Çıkar. Ve yol arkadaşım Yunus'u dünyanın en iyi mekanına getirdim. Geç kardeşim. Abi kelin yeri ya. Ötesi yok ya. Hazır mısın dünyanın en iyi menemenini yemeye? Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, yemeğimizi yedik ve Trabzon'a doğru artık belki bir kez daha yakıt almamız gerekebilir. Onun haricinde artık next station Trabzon. Artık Kaptan Köşkü'nde ben varım. Yunus yeteri kadar yoruldu. Gerçi ona kalsa sürer de mızıkçılık oluyor öyle. Araba gerçekten çok keyifli, çok konforlu. Yani 160-170 gidiyorsun. Sanki 120 ile giden normal binek bir araba gibi. Çok rahat yani. O konuda çok iyi bir seçim yaptık. Yani arabanın yola yatması mükemmel. Yakıtı da Yunus'un basmasına göre normal aslında. Fena da yakmadı yani. İyi, normal yaktı bence. 10.5 litre falan. Yani ama hep 170-180 geldik. Bazen daha farklı rakamlarda. Ama geldik yani. Evet bakalım. Son düzlükte diyebiliriz. Arabanın maşallahı var. Gerçekten konfor ve hız anlamında bayağı iddialı yani. Bakalım bu arabayla ilgili farklı projelerimiz de var. Onlara da artık videonun kapanışında değiniriz. Şimdilik Trabzon'a doğru devam. Evet, videonun başında kaç lirayla başladığımızı hatırlamıyorum ama şu an 9.84'ten alıyoruz. Allah geçmiş olsun kardeşim. Fatsa'dayız. Fatsa'yı geçtik hatta. Savaşçı. Güzel video serisi bizi bekliyor A4'le. Öyle gözüküyor. Yani yapmayı planladığımız şeyler var. İşte tampon boyasıydı, jant boyasıydı, arkaya spacer birazcık düşüreceğiz vesaire. Cam filmi, birkaç piyano bilek detay, detaylı iç temizlik, motor temizliği falan, bakım vesaire derken güzel şeyler olacak. Evet, yine müthiş bir Giresun Kalesi manzarasıyla. Şahin'in videosuna da eklemiştim herhalde aynı böyle bir görsel. Giresun. Kanka sana berbat bir espri yapayım mı? Yap bakayım. Giresun'a girerken Giresun yazıyor da çıkarken niye çıkasın yazmıyor? Sağda inebilirsin. Arkadaşlar berbat espri için kusura bakmayın. Depomuzu bir kez daha fullledik, az önce göstermiştim. Çok da bir yolumuz kalmadı. Saatimiz 3.25. Devam edelim ve vlogumuzun sonuna gelelim.
Evet, 211.999. Hadi 212.000. Yani konfetiler nerede? Şu müziği kapatalım. Şimdi Yunus'cum sana bir şey soracağım kardeşim. Sor kanki. Biz arabanın noterdeki adam bize arabanın kilometresini sordu. Biz neden 217 bin dedik 212, 211 bindeki arabaya? Haftaya zaten 217 bin olacak ki kanka, o yüzden. Sorun değil. Sorun değil. Evet, arabamız 211 binde aldık. Ama orada aklımızda 217 bin kalmış, öyle söyledik. Kilometresi yüksek geldi ama Yunus zaten Kilometre Canavarları dergisine bile çıkabilecek bir arkadaşım olduğu için çok sorun olmaz yani bizim için. Evet, vatan toprağına an itibariyle giriş yaptık. Trabzon Akçaabat tünelindeyiz. Benim evime de yaklaştık. Ve vlog videomuzun sonuna geliyoruz. Buraya kadar izleyen herkese sonsuz sonsuz teşekkürler. Umarım keyif almışsınızdır. Bu arabanın modifiye serileri, toplanma serileri vesaire geleceğini tahmin ediyorum. Söz vermeyeyim ama hani biz yaptıracağız. Çekme fırsatım olur mu olmaz mı bilmiyorum. Büyük ihtimalle olacaktır ama yine de garanti vermeyeyim. Yunus'cum sana da tekrardan hayırlı uğurlu olsun. Kazasız belasız inşallah. Teşekkürler. Bakalım, güzel bir araba alma videomuzun da sonuna geldik. Herkese çok çok teşekkür ediyorum. Arabada görmek istediğiniz değişiklikler varsa onları da yorumlarda belirtebilirsiniz. Hani onlara da dikkate alırız. Tekrardan teşekkürler ve görüşmek üzere.